Güneş bu akşam 22.30 civarı İkizler Burcu'na girecek ve tam bir ay boyunca İkizler Burcu'nda kalacak. Sempatik, sevecen, içten, iletişim ve konuşma odaklı, meraklı, hevesli, bilgiye ve öğrenmeye açık tüm İkizler Burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Şimdi İkizler Burçları için söylenen çift karakterlidir ve dedikoducudur. Söylemlerine de bir açıklık getirmek istiyorum açıkçası. Neden çift karakterlidir denir ikizler burçları için? Çünkü ikizler burçları değişken niteliğe sahip bir burçtur. Tıpkı başak, yay ve balıklarda olduğu gibi ikizler burçları da değişken niteliğe sahiptir. Aslında bu değişken nitelik karşısındaki kişiye, olaya ya da duruma uyum sağlama çabası, uyum sağlama gayreti verir kişiye. Yani ikizler burcunun karşısına A kişisi çıksın, o A kişisinin tamamen zıt karakteri bir B kişisi çıksın. İkizler burcu kişisi bu her iki kişiyle de uyumlu iletişim çabasında, uyumlu iletişimde olma gayretinde olacaktır. Bu da ikizlerin değişken niteliğinin olumlu tarafıdır aslında. Bu bir durum da olabilir. Yani şartlar değişikliğe gittiğinde ikizler burcu buna çok kolay adapte olurken bir diğer burç mensubu kişiler buna aslında kolay adapte olamayacaktır. Karşısındaki kaba göre şekil alacaktır denilebilir kısaca. Aslında bu sadece olay, durum ya da kişiyle değil, kendi kendine de bir ikizler burcu sabah kalktığında hiçbir şey yokken kendisini hüzünlü hissedip yine hiçbir şey yokken yarım saat sonra kendisini çok mutlu hissedebilir. Bu değişken niteliğin aslında mizaca yansımasıdır, mizaca bir nevi katkısıdır ya da negatif ya da pozitif etkisidir diyebiliriz. Şimdi dedikoducudur tarafına gelecek olursak da İkizler Burcu'nu Merkür yönetir, tıpkı Başak Burcu'nu da yönettiği gibi. Merkür zaten başlı başına iletişimi ve iletişim trafiğini, bilgi alışverişini, bilgiyi anlatan bir gezegendir. Yani ikizler burçlarının misyonu için şunu söyleyebiliriz ki bilgiyi alıyorum, öğreniyorum, sindiriyorum ve bilgiyi aktarıyorum, anlatıyorum, öğretiyorum. Yani bir nevi bilgi elçiliği, bir nevi öğretmenlik diyebiliriz. Şimdi bunu bir ikizler burcu kendini geliştirmeye yöneldiyse, bilgiyi, hangi bilgiyi aradığıyla ve hangi bilgiyi öğrenmek istediğiyle alakalı şartlar ve durumlar değişecektir. Bir ikizler burcu kendini bilgiye açmış ve bilgiyi öğrenmek için harekete geçmiştir. Bir diğeri de bir komşusunun ya da bir arkadaşının özel hayatıyla ilgili merak salmıştır ve onunla ilgili bir şey öğrenmek istemiştir. Bu öğrendiği şeyi kendisinin haberi yokken bir diğerine aktarmak istemiştir. Bu elbette dedikoduculuğa girer. Burada ikizler burcunun gölge yönünü görüyoruz. Tabii ki sadece ikizler burçlarına has bir durum da değildir bu. Her burcun bir gölge yönü, bir de olumlu yönü vardır. Aslında hayat burçlarımızdan değil, seçimlerimizden ibarettir. O yüzden burcumuzun hangi özelliğini seçtiğimiz, burcumuzun hangi özelliğini törpülediğimiz bu anlamda çok önemli, çok kıymetlidir. İkizler burcu candır kısacası. Ben de bir ikizler burcu olarak tüm ikizler burçlarını sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki doğduk, iyi ki varız ve iyi ki ikizler burcu olmuşuz diyorum. Hoşça kalın.